Gençler merhaba. Şimdi grafik yorumuna geçiyorum. Ölçme sonucunda elde edilen veriler gençler, nokta, çizgi, sütun gibi farklı şekillerle ne yapılabilir? İfade edilebilir. Bu gösterime biz grafik gösterimi diyoruz gençler. Grafik gösteriminde sayısal veriler ne yapılıyor bakın. Görselleştiriliyor ve bunlar arasında karşılaştırma yapılması kolaylaşıyor gençler. Ve daha çabuk anlaşılıp yorumlanması sağlanıyor. Yaygın kullanılan trafik türleri gençler histogram var. Veri sayısı çok olunca kullanılıyor. Çizgi, sütun, daire, serpme ve kutu grafikleri var. Bunların hepsini adım adım işleyeceğiz şimdi. Evet. Histogram oluşturma diyoruz gençler. Bu gruplandırılmış bir veri topluluğunda verilerin tekrar etme sayılarının bakın dikkat edin. Bitişik dikdörtgenler şeklinde sütunlar halinde gösterim oluyor gençler. Ne yaptıktan sonra? Gruplandırdıktan sonra verileri. Evet. Bunu ne zaman kullanıyoruz gençler? Veri sayılarının çok olduğu durumlarda ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz. Ve burada önemli olan bir şey var. Her aralık eşit olarak bölünüyor ve gösteriliyor. Bir veri değeri için değil de burada yorum ne için yapılıyor? Belirli aralıktaki toplam veri sayısı için ne yapılıyor gençler? Yorum yapılıyor. Histogram oluşturulurken gençler ilk önce birinci adım veri grubunun neyini buluyoruz? Açıklıyor. Sonra veri grubunu ne yapıyoruz gençler? Veri grubunun açıklığını seçilen grup sayısına ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Ve açıklığın seçilen grup sayısına bölümünden sonra bulunan, evet, eşitsizliği sağlayan en küçük tam sayı değeri de grup genişliği olarak ne yapılıyor gençler? Belirleniyor. Şimdi bunu örnekleyelim. Evet, bunu ne yapalım? Örnekleyelim. Bakın 19 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin gençler ne yapılmış? Fizik dersi sınav sonuçları verilmiş. Grup bayağı kalabalık görüyorsunuz değil mi? Grubumuz bayağı kalabalık gençler. Bunları bir küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. En küçük ne oluyor bakın? 22. Tamam. Sonra 24 gençler. 27. Bakalım gözden de kaçırmayalım mı? 30 gençler. 31. Sonra 36. 37. 40. Veri sayısı çok fazla görüyor musunuz? 41. 43. 48. 50. Sonra gençler 53. Aradan kaçırmayayım. 59. Sonra gençler 64. Şunu düzelteyim. 74. 77. 86. 90. Küçükten büyüğe doğru niye sıraladık gençler? Şimdi bu sınav sonuçlarını 7 grup olacak şekilde histogram grafiğiyle çizip yorumlayın diyor ya. Benim ilk önce açıklığı bulmam lazım değil mi? Bu grubun açıklığı ne olacak bakın şimdi. Gençler. Açıklığımız 90. Eksi neyden bakın. 22'den kaç olmuş oldu gençler? 68. Şimdi bizim açıklığı neye böldüğümüz zaman gençler hatırlayın. Bizden istenen grup sayısına böldüğümüz zaman. Mesela ne demiş? 7 grup olacak şekilde demiş. Açıklığı neye bölüp gençler? Grup sayısına bölüp neyi buluyorduk gençler? Grup genişliğini buluyoruz. Grup sayısına bölüp grup genişliğini buluyoruz. Evet, şimdi açıklığı bulmuştuk. 68. Bunu neye böleceğiz gençler? Evet. 7'ye böleceğiz. Buradan 9 virgüllü bir sayı çıkar. Ne olur gençler bu? 9.7 gibi bir değer olur. 9.7'den büyük bir değer bulacağız ya. Grup genişliğimiz ne oldu bakın gençler? 10 olarak ne yapmış oldu? Bulunmuş oldu. Evet, şimdi grup genişliği 10 olacak şekilde bunları ayıracağız gençler. Kaç grup yapacaktık? 7 grup yapacaktık. Şimdi bunu bir gruplandırmayı şöyle yapacağız gençler. Bunu daha rahat görmeniz için bir saniye. Böyle paket alacağım. Bakın şimdi ne yapacağım?
Şöyle bir paket alayım gençler. Yorum yapacağız ya. Kaç bölme yapacaktık gençler? 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şu. Biraz küçük oldu ama olsun, sorun değil. Şimdi buraya ne yazacağım gençler, bakın aralık yazacağız. Ve bu aralıktaki gençler not sayısını da frekans diyeceğiz, tamam mı? Şimdi aralıkları onarlı yapacağız ya gençler. O zaman 22'den 22 ve 10'da şey dahil ya, 22 ve uç dahil 31 aralığında, 22 ile 31 aralığını alacağız şöyle gençler. Görüyorsunuz. Burada kaç tane verimiz var gençler, görüyorsunuz? 5 tane. Sonra 32 ile 41 aralığını alacağız. Genişlik 11 olacak şekilde almıştık ya. 32 ile ne aralığını alacakmışız? 41 aralığını. Bu arada kaç verimiz var gençler? 4 tane. Sonra 42 ile gençler 51 aralığını alacağız. 42 ile 51 aralığında gençler, bakalım kaç tane var? 3 tane var. Sonra gençler 52 ile 61 aralığını alacağız. 52 ile 61 aralığında gençler, görüyorsunuz 2 tane var. Sonra gençler 62 ile ne aralığını alacağız? 71 aralığını alacağız. Orada bir tane var, görüyorsunuz. Sonra gençler 72 ile ne aralığını alacağız? Evet. 81 aralığını alacağız gençler. Orada 2 tane var, görüyorsunuz. Bunların frekans değerlerini de bulduk. Sonra gençler 82 ile 91 aralığını alacağız. Evet. Bu arada da kaç tane var, görüyorsunuz? 2 tane verimiz var. Ne yaptık gençler biz? Bu aralığı ve bu aralıklarda bulunan miktarları ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. Şimdi bunları histogram şeklinde göstereceğiz. Bu gruplandırılmış verilerini yapacağız gençler. Tekrar etme sayılarını bitişik dikdörtgenler şeklinde sütunlar haline getireceğim. Bakın şimdi. Evet. Bunu nasıl yapıyoruz bakalım beraber. Evet. Buraya sığar herhalde inşallah. Şimdi gençler bir şöyle bir dakika. 5'e kadar gidiyor değil mi gençler bu? O zaman bir bakalım. 1 2 3 4 5 diyelim. Şimdi gençler, bir saniye. Şimdi ilk önce birincisi neydi? 5'ti değil mi? Öyle öyle yapalım o zaman. Böyle bir blok yapalım. Sonra ikincisi neydi gençler? 4'tü. Şimdi şöyle bir blok yapalım. Sonra üçüncüsü 3'tü. Şunların bir hazırlığını yapayım gençler, bir saniye. Evet. Burası 1 gençler 2 3 4 5. Şu altlara da gençler aralıkları yazacak. Ya şu ne aralığında olmuştu bakın. 22 31 gençler. Şurası 32 41. Şurası gençler 42 51 aralığı, görüyorsunuz. Şimdi devam edeceğim. Sonra gençler, yine sütunlarımı çizmeye devam ediyorum. Sonra ikilik var bir tane. Sonra gençler birlik var bir tane, tatibe indik. Sonra gençler iki tane ikilik var. Onları şöyle yapabiliriz. Evet, iki tane ikilik var. Evet, şöyle yapabiliriz. Evet. Şimdi ne yaptık biz verilerin gençler? Histogramını hazırladık. Şurası 52
61 gençler. Burası 62. 71. Burası 72. 81. Burası da 82, 91. Görüyorsunuz gençler, bu verilerin frekanslarını, açıklıklarını, aralıklarını ne yaptık? 7 gruba ayırarak ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Bu veri grubu hakkında ne yapabiliriz? Rahatlıkla yorum yapabiliriz gençler. Mesela diyelim ki buradan ne diyebilirsiniz, atıyorum. Evet. İşte 51 puandan düşük olan öğrenci kaç tanedir? İşte gençler, puanı en düşük olan grup nedir diye falan yorumlarımızı ne yapabiliriz? Rahatlıkla yapabiliriz. Yani bunu burada göstermiş olduk gençler. Açıklığı buluyoruz. Açıklığı ne yapıyoruz? Elde edeceğimiz grup sayısına bölüp grup genişliğini buluyoruz gençler. Sonra bu grup genişliğini aralık seçip bu aradaki değer veri sayısını seçip bunları frekans olarak tespit ettikten sonra gençler gruplandırılmış olan bu verileri bitişik dikdörtgenler şeklinde ne yapıyoruz gençler? Sütunlar haline getirip bu şekilde grafikte gösteriyoruz. Evet. Yorumumuz buydu gençler. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi bir histogramımız var, görüyorsunuz gençler. Bir, okuldaki öğrencilerin uyku saatleri verilmiş. 21.01 ile gençler, yani şu arayı diyor, bakın şurayla. Evet. 22.30. Evet, şu arayı. Uyuyan öğrenci sayısının, yani bu aralıkta uyuyan, neyi soruyor gençler? Öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısını oranını sormuş gençler. Şimdi bu arada uyuyan öğrenci sayılarını bulmuş olsak, burada kaç kişi uyumuş gençler? Bakın 40. Burada kaç kişi uyumuş gençler? Bakın 80. Burada kaç kişi uyumuş? 48 kişi. Yandan gözüküyor. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle gözüküyor. Evet. Burada uyuyan kişi sayılarını bulalım gençler. Burada 14. Burada da 28. Şimdi o aralıkta, yani üstte uyuyanlar gençler 40, 48 ve 80. Yani burada neyi bulduk? 22.01 ile 22.30 arasında uyuyan öğrenci sayısının toplam uyuyan öğrenci sayısının oranını sormuş gençler. Yani 14, 28, 40, 48 ve 80 toplamın oranını sormuş gençler. Buradan 168 bölü 210 olur gençler. Bunları da bölmüş olsanız 21'e 8 bölü 10 olur. Yüzde olarak da söyleyebilirsiniz. Mesela burayı ne diyebilirsiniz? Yükselteyim şunu gençler. 8 bölü 10, yani %80'lik bir sayı elde etmiş oluruz gençler. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Bir yorumum daha var herhalde. Evet. Şimdi bu grafikte ne verilmiş gençler, görüyorsunuz? Bir okuldaki son sınıf öğrencilerinin günlük ne yapmış? Toplam test çözme süreleriyle ilgili bilgileri içeren bir histogram var gençler, görüyorsunuz. Veri grup aralıklarının genişliği kaç dakika olduğunu bulalım demiş. Veri grup aralığının. İlk önce o zaman biz bir açıklığı bulalım gençler. İlk önce neyi bulalım? Açıklığı. Açıklık 99 eksi 30'dan ne olur gençler? 69. Sonra kaç tane grubumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grubumuz var gençler. 69'u neye bölelim? 7'ye bölelim. Grup genişliğini bulacağız ya gençler. Bu 9.8 gibi bir değer yapar. Grup genişliği bundan büyük olacak gençler. Ne yaptık? Açıklığı neye bölüyoruz demiştik gençler, hatırlayın. Açıklığı grup sayısına bölüyoruz demiştik, değil mi? Burada grup sayısı 7, bakın. Tekrar edeyim. Açıklığı grup sayısına böldükten sonra elde ettiğimiz sayıdan büyük en küçük doğal sayı ne oluyordu gençler? Grup genişliği. Grup genişliğini o zaman ne alacağız gençler burada? 10 alacağız. Grup genişliği 10 olacağına göre gençler burada ne yapabilirsiniz? 30 ile ne arası seçebilirsiniz? 39 uçlarda dahil oluyor diye. O zaman buradan gençler bunu buluruz. Hangi aralıkta en az sayıda kişinin test çözdüğünü bulalım diyor. O zaman buradan 7 grup yapacağız ya gençler. Aralıklar 30 ile 39. O zaman
40 ile 49, 50 ile 59 gençler. Böyle devam edeceğiz. 60 ile 69, 70 ile 79 gözüküyor zaten. 80 ile 89, 90 ile 99 olacak. Evet. Şimdi burası 30 ile başlamış ya. Burası neyle başlayacak o zaman? 40 ile başlayacak. Alta yazayım bir saniye, geri alayım. Burası 40 ile başlayacak gençler. Burası 50. Burası 60. Burası 70. Şeklimiz küçük ya gençler. Burası da 80 ile başlayacak. Burası da 90 ile başlayacak. Evet. Şimdi yorumlarımızı yapalım. Veri grup aralıklarının kaç dakika olduğunu bulalım demiş gençler. Veri grup aralıklarının genişliği kaç dakika olmuş oldu? 10 dakika. Evet. Devam edelim. Hangi aralıkta en az sayıda kişinin test çözdüğünü bulalım diyor gençler. O zaman ne olacak? En az 90 ile 99. 90-99 arada. Evet. Şimdi hangi aralıkta en çok sayıda kişinin test çözdüğü soruluyor gençler. O da 50 ile 59 aralığı. Evet. Yorumumuzu yaptık. Nasıl yaptık bunu? Açıklığı bulduk. Grup sayısına bölüp grup genişliğini bulduk gençler. Gerisi zaten kolay. Yani histogram oluşturulurken açıklığın grup sayısını ve grup genişliğinin baz alındığını bilmemizi gerektiren bir soruydu gençler. Devam edelim. Çizgi grafiği. Burada asıl olan şu gençler. Sürekli verilerin yatay ve düşey eksendeki değerlerinin işaretleniyor ve bulunan noktalar arasındaki düz çizgilerle birleştirilmesi sonucu elde edilen bir grafik türü. Bu sürekli ne oluyor? Değerlerle ilgili gençler. Mesela bir yılın işte 6 aylık sıcaklık ortalama değerleri falan sorulduğu zaman ne yapıyor? Bu şekilde bu sıcaklık değerlerinin düz çizgilerle birleştirilmesi sonucu ne elde edilebiliyor? Bir grafik elde ediliyor. Bu grafik üzerinden de gençler o sürekli verilerin değişimi hakkında yorum yapılabiliyor. Burayı incelediğimiz zaman gençler görüyorsunuz. Şubat ayından itibaren sıcaklıkların ne yaptığını arttığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada bir fındık üreticisinin gençler yıllara göre fındık üretim miktarlarını gösteren ne var mükemmel? Bir çizgi grafiğimiz var. Şimdi en az ve en çok üretim yapılan yılları bulalım demiş. Burada yıllara göre baktığımızda en az üretimin yapıldığı yıl gençler ikinci yıl. En az üretimin yapıldığı yıl ikinci yıl. En çok üretimin yapıldığı yılda gençler kaçıncı yıl olur o zaman? 10. yıl görüyorsunuz maksimum. Grafikten bunlar gözüküyor. Şimdi son 10 yıldaki ortalama üretim kaç kilogram olmuştur diyor ya gençler. O zaman ne yapacağız? 500 ile başlayacağız böyle. 500. Sonra 250. Bunları toplayacağız böyle nokta 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 nokta. En sonunda 2500. Bunu neye böleceğiz gençler topladıktan sonra? 10'a bölerek yıllık ortalama miktarı bulacağız. Ben direkt yazayım gençler. Mantığını biliyorsunuz çünkü. 1375 kilogram olur. Evet. Veri grubunun açıklığını bulunuz diyor gençler. Açıklığı nasıl bulacağız? Maksimumu ve minimumu bulmuştuk ya. 2500'den neyi çıkaracağız gençler? 250'yi çıkardığımızda da 2250 bizim için ne olmuş olacak? Bu veri grubundaki ne olmuş olacak gençler? Açıklığımız olmuş olacak. Evet. Devam ediyorum. Evet. Şimdi yine bir veri grubumuz var gençler görüyorsunuz burada. Evet. Bu grafikte ne verilmiş gençler? Aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketicilerin genel ekonomik durumunun beklentileri verilmiş görüyorsunuz gençler. Grafiğe göre ne yapabiliyoruz bakın burada? Dağılımın Mayıs ayındaki genel ekonomik durum beklentisini bir önceki göre değişim oranında bularak yorumlayınız demiş. Şimdi Mayıs ve neyi kıyaslayın demiş gençler Nisan'ı. Mayıs ayındaki genel ekonomik durum beklentisinin demiş. Bir önceki aya göre değişim oranını bularak yorumlayınız demiş gençler. Şimdi bakın burada ne olmuş? 100.6'ya çıkmış Mayıs'ta beklenti. Bir önceki ay ne kadarmış gençler? 96.4'müş. Değişim ne kadar bakın burada? 96.2 pardon. 4.4 ne var? Artış. Bu artış ne üzerinden olmuş gençler? 96 üzerinden olmuş. Yorumlayın diyor bunu. 96.2'de 4.4'lük bir artış gençler. Yani yüzde kaçlık bir beklentidir diye düşünmüş olsak şöyle. Burada doğru orantı kurduğumuz zaman gençler buradan yaklaşık x ne olur? 4.4 çarpı 100 bölü 96.2
4.4'ten büyük olur gençler, yaklaşık %4.5'lik bir artış ne yapabiliriz? Beklentisi içerisinde olabiliriz. Evet, dersimizi burada bitiriyorum.